Hocam bu İngilizceyi nasıl öğreneceğim ya? Bir sürü kelime var. Hepsini nasıl ya ezberleyeceğim hocam? Hiç korkmana gerek yok Donguç. Bugün seninle çok güzel İngilizce kelime ezberleme teknikleri öğreneceğiz. Zaten birçok öğrencimiz de Simanur, Engin. Hocam İngilizce kelimeleri nasıl kolayca ezberleyebiliriz? Hocam İngilizce kelimeleri hiç ezberleyemiyorum. Bize kelime ezberleme taktiği verin demişler. Biz de şimdi sana çok güzel taktikler vereceğiz Donguç. Birincisi, İngilizce kelime ezberlemenin anahtarı, yani kelime ezberinin key, İngilizce key diyorlar onlar. Key Mari taktiğini uygulayacağız. Yani, Maraş dondurmacısı. Aynen. Kartlar, eş anlamlı sözcükler, yazı yazmak, müzik dinlemek ve alakalı resimlerle alakalı. Şimdi sana hızlı bir şekilde taktikler veriyorum. Birincisi, kartlar oluşturman gerekiyor Tonguç. Bak bu kartlarla alakalı şöyle. Mesela önünde play yazıyor, arkasında resim var. Veyahut da watch yazıyor, arkasında resim var. Bu tarz, eğer seviyen düşükse bu tarz kartlar da yapabilirsin. Ya da seviyen yüksekse walk, jog, hike, buna benzer kelimelerin bulunduğu, birbiriyle eş anlamlı kelimelerin bulunduğu daha zor kartlar da yazabilirsin. Bu senin seviyene bağlı. Çok çok basit bir seviyedeysen, yani daha yeni başlıyorsan çok basit oyun kelimesiyle başlarsın. Daha zor kelimeler için de daha büyük kartlar hazırlayabilirsin. Burada awesome, again, nice farklı kelimeler hiç fark etmez. Bunun hemen arkasına ötesini yazıyorsun. Bunun arkasına harika, bunun arkasına tekrar, bunun arkasına hoş diye Türkçesini yazıyorsun ve yanında geziyorsun. Bunu neden yapıyorsun biliyor musun hocam? Birincisi sen bir kelime öğrendiğinde hep masanın başına görüyorsun. Sınıfta hoca sana ders anlatıyor, masanın başındasın. Eve geliyorsun, ödevini yapıyorsun, masanın başındasın. Kelimeyle alakalı bir hafızan hikaye oluşturamıyorsun. Halbuki sen kelime kartları alsan ve bu kelimeleri bazen otobüste, bazen affedersin lavaboda, bazen piknikte görsen o kelimeyle alakalı kafanda bir hafıza oluşacak ve kelimeyi hatırlayıp bir çağrışım yapacak ve daha hızlı hatırlayacaksın. Yani sen burada mesela walk kelimesini öğrenirken sen eğer dışarıda yürüyorsan, piknikteysen, walk yürüyordum piknikte, oradan walk diyeceksin mesela. O kelime sende bir çağrışım yapacak. Veyahut da işte play kelimesini gördüğünde otobüsteysen, ya ben otobüste canım sıkılmıştı, oyun oynayan çocukları görmüştüm, o saniyede o aklına gelecek. Ama her seferinde kelimeleri kitapta ders çalışırken, okuldaki yazılarına çalışırken hep masanın başında görürsen çok fazla çağrışım yapamayabilirsin. Bunu yapman için çok çok fazla farklı hikayeler, filmler izlemen lazım ki ancak bunu oluşturabilirsin. Ama kelimeyi masa başında değil de dışarıda çalışırsan hemen aklına kalır. Bir de Tonguç, İngilizce'de çok fazla eş anlam var. Mesela Türkçe'de sen önemli diyorsun. Önemli sözcüğünün Türkçe'de eş anlamlısı olarak hani çok olsa mühimi söyleyebilirsin ki bu da birazcık Arapça bir kelime. Hadi biraz olsa gerekli diyebilirsin ama çok fazla eş anlam yok. Çünkü biz Türkler konar göçer hayatta çok fazla yazışamışız. Orta Asya'yı fethetmişiz, Orta Doğu'yu fethetmişiz, Anadolu'yu fethetmişiz, Balkanları fethetmişiz, Afrika'yı fethetmişiz. Çok fazla kelime öğretmekle uğraşmamışız. Ama İngilizler sürekli olarak aynı adada durdukları için bir kelimenin çok fazla eş anlamını üretmişler. Important diyor, crucial diyor, essential diyor, vital diyor. Bir sürü kelime var önemli ile alakalı. Dolayısıyla sen esasında bir kelime öğrensen birden fazla kelimenin de eş anlamlısına ulaşmış oluyorsun. Mesela quiet sessiz demek, adamlarda silent var ve buna benzer bir sürü kelime de var. Ya da however but demek, however but nevertheless yet, bir sürü yani fakat anlamına gelen bir sürü kelime var. Hani bize fakat ama lakin diyoruz ya, İngilizce'de çok fazla but yani fakat anlamına gelen kelime var. Ya da important, essential, işte begin, start, beautiful, pretty, bir sürü kelime var. Dolayısıyla sen bir kelime öğrenirken begin'in karşısına begin yazdın ya, git karşısına başlamak yazma. Start yaz. Start'ı zaten biliyorsun. Veyahut da however'ı öğreneceksin ya, karşısına fakat yazma. But yaz. Çünkü but'ı zaten biliyorsun. Yani bildiğin kolay kelimeleri, İngilizce kelimeyi, bilmediğin İngilizce kelimenin karşısına yazabilirsin. Ve tabii ki de söz uçar, yazı kalır. Yazı kalır. Dolayısıyla mutlaka yazarak çalışman gerekiyor. Bir de müzik dinlemek ve filmleri altyazıyla izlemek de artık sosyal medyada çok vakit geçiren bizler için çok güzel bir yöntem. Yani mesela burada adam şarkıyı söylüyor. I don't care falan diye söylüyor. Altında Türkçesi yazıyor ve sen orada pop, poptur, çe, poptur, rap, poptur, poptur, poptur gibi böyle saçma sapan şarkılar da dinleyebilirsin. Ya da gerçekten İngilizceni geliştirebilecek ova yemek ye. Şimdi bu şarkıda fazla İngilizce kelime yok. Ova, adam ne diye çeviriyor? Ova yazıyor. Afrikalı. Hocam şey ne? Afrika İngilizcesi. Afrika İngilizcesi. Afro-Amerikanım ben. Afro-Amerikan olabilirsin yani. Sen de biraz Doktor Alban havası görüyorum. Ama burada kesin olan bir şey varsa, sen burada mesela disappear, kaybolmak demek. Unut, adam Türkçesini yaparken yazdığı zaman bu buymuş diye yavaş yavaş kelime bilginde arttığını göreceksin. Ve aynı zamanda o sırada eğleniyor olursun. Zaten birçok yabancı şarkıyı hepimiz severek dinliyoruz. Eğlenerek öğrenelim. Aynen. Ya artık sona geliyoruz. Alakalı bir kelimeyi bilmediğin bir sözcüğün yanına yerleştirmek de öğrenmeni hızlandırıyor. Mesela diyelim ki empire kelimesini öğreneceksin. Lan empire ne ya diyorsun. Esas empire imparatorluk demek.
O zaman yanına Osmanlı İmparı yazabilirsin. Yani Osmanlı İmparatorluğu. Artık hiçbir zaman sen hayatta Osmanlı kelimesi tek başına kullanmıyorsun. Osmanlı İmparatorluğu demeye alışmışsın. Artık Osmanlı İmparatorluğu yerine Osmanlı Empire diyeceksin ve Empire'in İmparatorluk olduğunu öğreneceksin. Ya da direkt Ottoman'a da yazabilirsin. Ottoman da Osmanlı demek. Ottoman Empire diyorsun. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun İngilizcesini öğrenmiş bile olursun. Çoktan öğrendim bak. Ya da Stubborn inanç demek. İnatçı deyince aklına Türkçe'de ne geliyor? Keşi geliyor. Stubborn keşi diyebilirsin. Bu zaman... Ama seninki artık keçi. Sen artık keçiden çok davara benziyorsun. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Stubborn keçi dedin ya. İnatçı keçi. Tamam bitti gitti. Bir de İngilizcesi. Keçinin de İngilizcesini goat'u öğrendin. Artık bitti gitti. Rahatlıkla öğrenmiş oluyorsun. Son olarak da resimler çizmek kelimelerle senin öğrenmeni çok güzel bir şekilde pekiştiriyor. Hatta biz bu yüzden... Hocam ne yaptınız be? Bütün kitabımı paramparça etmişsiniz. Senin kitabından aldım çünkü bak. Bir sürü şey koparmışsın hocam. Bir sürü şey kopardım çünkü bak. Resimlerle çizerek kelimelerle bağdaştırdım dedik ya. Biz bunu sana resimlerle öğretebilecek çok güzel bir kitap hazırladık. Bu kartların olduğu, bu kartları kopardım az önce. Senin kitabından kopardım. Öncelikle... Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sen bana burada yardımcı oldun. Burada kelime kartlarımız var. Hem ileri seviyedeki öğrenciler için hem de en başlangıç seviyesi olan öğrenciler için kelimeleri... Ne güzel resimler onlar öyle. Bunları tek tek pırt diye kopartıp öğrenebilirsin. Ve aynı zamanda... Ben pırt diye pırtlıyorum hocam. Ya bir dakika, o ayrı mesele. Burada tüm İngilizceyi sana yine resimlerle, İngilizceyi tablolarla öğreten güzel bir kitap hazırladık. Kitabın en önemli özelliği ise bak, burada tüm İngilizce ile alakalı birçok gramer konusu var. Ve diyelim ki sen, atıyorum bir tane konu açalım. Diyelim ki... I ve he farkını, I go, he goes öğreneceksin ya. Burada sana resimlerle gösteriyor... tablolar yapıyor ve ardından da buradaki videoya ulaştığın zaman sana bunun konu anlatımını yapıyoruz. Yani sen hani soruların çözümü var zaten biliyorsun, soru çözümlerine alışıksın sen Tonguç'ta. Soruyu izle, ardından çözümünü izle diyoruz. Burada konu anlatımı da var. Dolayısıyla buradaki konuları uzman hocalardan anlatımını dinleyip iyice pekiştirebilirsin. Bu kitabı da aşağıdaki linkten ulaşabilirsin veya kendin kitap almayacağım hocam ben diyebilirsin. O zaman kelime kartlarını kendin oluşturabilirsin ve bu kelime kartlarıyla da farklı yerlerde çalışıp kendi İngilizce kelimeni artırabilirsin. Şimdiden öğrenmede kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hi teacher. Hi Tonguç. Goodbye teacher. Goodbye Tonguç.